بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قبي أدت حمد وسنى رمز Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelse bir hesap. Salavatü dertlerimiz bursun. Allah'ın berçelerimizden ozı farz fakir ibadetlerini ada etmeklik için üç bu beytullah sarıqadan bas verirkenmiz bitmez sügenmez ecir mukafatları sağlar azgen bursun. Bendeçilik ile hafta devamında sadır getirilen hatayı kemçilik nisanlarımız giyse basken kademlerimizi keffarat bol mahrum uzun muvaffak ile gün bursun. Azizler sözümle başta üzere etmem biraz yapırışka kineler gün bu gördüğüm için. Bugünkü cümle mağazamızın mavzusu ota-onalarning huquqlari. Farzandlar o'z ota-onalarining duolariga sazovor bo'lishliklari uchun harakat qilishliklari. Ularni oldida ularni xafa qilib qo'ymasliklari, ularni norozi qilishlikdan saqlanishliklari, ularga oq bo'lishlikdan saqlanishliklari to'g'risida bo'ladi. Ota-onalarning hurmati bizning shariatimizda cheksiz, hammamiz yaxshi bilamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atasının üstüne şikayet kılgen bir farzand ki ente ve maluke li abike degeller seni ozin hem malu dünyayı hem ata anayını kılır. Yani ata anayın seni malu dünyayla hatta ki soramazsan alışık ki hakkı var degen. Kere borsa seni kurkup satışlık hem hakkı var degen bu. Çünkü farzandlarını dünyaya keltiredirgen, sebepçi boradırgen insanlar ota-onalar. Ularni boqib katta qilgan, oq yuvib, oqtarib, yedirib, ichirib, tarbiyalab, voyaga yetkazib, jamiyatga inson sifatida taqdim qiladiganlar ota-onalar. Shuning uchun ham biz mo'min musulmonchiligimizda doimo ota-onalarimiz izzati hurmatda. Ota-onalarimiz uylarimizni to'rida. Ularning duosi bizlar uchun jannatning kaliti. Cennetin kelleti onalarının ayağlarını astı der. Atalarının duaları, razıçilikleri, onların farzendlerine nispeten hayra hahlileri hem mehammesi, Allah onların kalbine sal geldi giderdi. Bizim dinimizde ata ana bilen farzendin ortasındaki berçe hakkuklar, mesuliyet, vazife, burçlar, ilahi talimatlar ve muvafık emelge aşırı geldi giderdi. Şunun için ham başka din vakilleri de ata-analar bilen farzandlarının ortasındaki haratlarını icabi edip bu meyde. Bura bir namune sıfatı da, ibret sıfatı da kilitirdirgen hiç nesnesi yok. Belki her kim uzun için yaşaydı. Eğer tabir caiz bilse adli hayvanlar gibi uzun başkara algenden ki müstakil hayatı kadem koyadı da şu bilen ata-anasını unutadı. Goya ki uzun hayatını geçirdi. Yüklenedi, balı çatakladı. Onu balası hankul düşündü, bu kötü verirdi. Ama biz de onda giymez. Biz de farzan ne işte bulsa hem ata-anadan hiç kaçan yüzü görmeydi, karıydı. Ata-anası için göğe ki hayat geçirdi. Ta ata-anası bu dünyadan küzeti koyma günü geçirip, onların hizmette kain bulup, duası onun için cennetki kupır ikerliği düşünüp yeterdi. Ben de şunun için hem İslam alamında kariyelerim. Ata-ana anahallar daima izzeti, hürmetli, ihtiramda. Şu ata-analarının hürmetini, ihtiramını getirgenimizde elbette bu ilahi talimat bölgeliği için tesir kıladı. İlahi talimat bölmese, kim nedir tokup çıkarken kanun kadeler buladırken bulsa, kim nedir felsefesi, kim nedir irtegu afsanaları ya ki hikayelerden teşkil topken kanun kaideler buna derken varsa bu insanın kalbi onun içeri tasar kılmıyordu. Çünkü o zikoşunu bir insan tokudan da bunu
o'ziga o'xshagan bir inson chiqarganda, inson chiqargan narsada doimo nuqsonlik, kamchilik, ayb va hokazolar bo'ladi. Ilohiy ta'limotlarda esa hech qachon kamchilik bo'lmaydi, sarracha nuqsonlik bo'lmaydi. Ota-onalarni hurmat qilish to'g'risida ko'p gapiramiz. Lekin shu ota-onalarni hurmat qilishlikni bizlarga kim ta'lim beradi? Kim ta'lim bergan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ta'lim berganlar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlab hadis shariflarida ota-onalar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lmaganida biz hozir ota-onamizni bunchalik hurmat qilmas edik. Boshqa millat din vakillariga o'xshab ota-onamizni balki qariyalar uyiga olib borib tashlagan, keksayib qoldi, kerosiz bir matohga aylandi deb ko'chaga haydab yuborgan bo'larmidik? Shuning uchun azizlar, bizni odam bo'lib turishimizga ham shu dinimiz sababchi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari sababchi. Shu hadislarni o'qib, o'rganib, keyin biz odam bo'ldik. Keyin biz inson bo'ldik. Keyin biz ota-onani hurmat qiladigan bo'ldik. Keyin bizlar ota-onalarning duolariga sazovor bo'ladigan xizmatlarni amalga oshiradigan bo'lyapmiz. Lekin shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflarini bizlarga yetkazadiganlar kim? Albatta, o'z zotining merosxo'rlari. Al-ulama varasatul anbiya. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'ra olmadik. U zoti barakot bir ham suhbat bera olmadik. Na sahobiy ikromlar, na tabi'in va na taba tabi'inlar. Qariyb oradan 1,5 ming yil o'tyapti. U zotdan bizlarga yetib kelayotgan hadis shariflarni ustozlar, muallimlarimiz, murabbiylarimiz ana shu amonatlarni bizlarga yetkazishini o'zini haqiqiy musulmonchilik burchi deb bilgan ulug'larimiz, azizlarimiz, avliyo Allohlarimizning xizmatlari tufayli bizlar hozir ota-onalarni hurmat qilib turibmiz. Shuning uchun ham ustozni ota-onangdek ulug' deyishadi. Balki ota-onadan ulug' desa ham bo'ladi. Chunki ota-ona hammasi ham farzandlariga to'g'ri tarbiya bera olmaydi. Qancha ota-onalar bor, farzandini aynan jahannamiy bo'lishiga sababchi bo'ladi. Qancha ota-onalar bor, farzandini aynan badbaxt bo'lishiga, farzandini juvarmoq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Balki ularni hali tug'ilmasdan turib qatl qiladi. O'ldiradi, oldirib tashlaydi, ortiqchalik qilib qoladi. Lekin ustozlar undoq emas. Ustozlar insonni haqiqiy inson qiladigan shularga sababchidir. Alloh taolo shuning uchun ustozlarni ko'tarib qo'ygan. Ilm egalari, taqvo egalari, parhezkor bo'lgan zotlar, azizlar ota-onalardan ulug'. Ota-ona sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'ladi. Kiyintiradi, yediradi, ichiradi, to'g'ri. Lekin tarbiyani kim beradi? Hech kimni ota-onasi farzandini mukammal tarbiyali qila olmagan. Balki albatta ustozlarning qo'liga topshiradi. Qancha allomalarimiz bor. O'z farzandlarini baribir tarbiyalay olmaydilar. Balki o'ziga o'xshash boshqa bir allomaga topshiradi. Siz tarbiyalab bering deydi. Avvallari bordi xuddi shunday holat. Eti sizniki, suyagi bizniki. Ya'ni tirik qolsa bo'ldi, tarbiya bering. Nima yeydi, nima ichadi? Qanday xizmat buyurasiz bunga farqi yo'q. Tarbiya bering, ta'lim bering shunga o'rgansin. O'ziga o'xshagan bir odam bo'lsin. Menga suyagi qolsa bo'ldi, etini keragi yo'q. Ya'ni tirik qolsa bo'ldi degani bu. Hozirda mana shu odat, shu urf, mana shu an'ana yo'qolganligi uchun balki ustozlarning qo'lida shogirdlar yaxshi tarbiya olishmayapti. Bor ustozga dag'dag'a qiladirgan ozgina shogirdiga bersangiz, qaysidir kasb hunar bo'lsa ham yoki ilm ma'rifat bo'lsa ham, sal farzandingiz qiynalib qoladigan bo'lsa, bor ustoz yoqasidan olib qaramaysanmi bunga? Bu nima qilganing bu? Deyotgan ota-onalar ham bor, shuning uchun farzandlari ilm olisha olmayapti. Shuning uchun tarbiya olisha olmayapti. Eti sizniki, suyagi bizniki deb topshira olmayapti ota-onalar. Azizlar, payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan ulamolar shu darajada omonat bilan dars berganlarki, ular o'zlarining farzandlaridan ham shogirdlarini ustun qo'yganlar. Chunki har bir ota-ona o'z farzandini to'g'ri tarbiyalab, hammasini baxtiyor qilib qo'ya olmagandek, ko'pincha farzandlar ham ota-onalarga noqobil bo'lib qoladi. Ota-onalarning izini yo'qotadi. Ota-onalarini qoldirgan meroslarini isrof qilib yo'q qilib yuboradi xolos. Balki faqat mol-u dunyo uchungina ota-onaga farzand bo'lib turadi. Ammo shogirdlarchi, shu darajada shogird bo'lishadiki,
ustozlarini abadul abad unutishmaydi. Qayerda bo'lsa, har bir harakati, har bir so'zida ustozimni Xudo rahmat qilsin, ustozim bundoq deganlar, ustozim bundoq deganlar, ustozim menga o'rgatganlar deb turadi. Shuning uchun insonni bu dunyoda asari, uning xotirasi abadiy qolmoqligi to'g'ri birinchi o'rinda farzandlar bilan bo'lsa, ikkinchi o'rinda shogirdlar bilandir. Farzandlar yuztalab bo'lolmaydi, shogirdlar esa yuzlab, minglab shogird bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ulamolarning shogirdlari millionlab bo'lgan. Lekin farzandlar buncha bo'lolmaydi. Shuning uchun azizlar, bizning dinimizda ustozning hurmati